Looking good bro. Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak aka İbofesör. Bugün sizlerle birlikte Kendi Diyetisyenin Ol serisinin 5. bölümüyle birlikteyiz. Cümle biraz değişik oldu. Sizlerle birlikte birlikteyiz ama her neyse. Sizlerle birlikteyiz. Olması gereken şey bu. 5. bölümde dostlar supplement ve hidrasyona değineceğiz. İlk 4 bölümü ufaktan bir özet geçeyim. İlk defa bu bölümü izliyorsanız. İlk bölümde günlük kalori ihtiyacımızı belirlemiştik. Hedefimize göre kilo almak veya kilo vermek istiyorsak buna göre kalori ihtiyacımızı belirledik. İkinci bölümde nasıl tartım yapacağız? Yediklerimizi nasıl tartacağız? Bunu öğrendik. Üçüncü bölümde makro oranlamasını öğrendik. Günlük kalori ihtiyacımız hesapladık ve bunun yüzde kaçını karbonhidrattan tüketelim, yüzde kaçını proteinden, yüzde kaçını yağdan. Bunu öğrendik. Dördüncü bölümde bir gün içerisinde kaç öğün yapalım? Kalori ihtiyacımızı kaça bölelim, kaç öğün yapalım ve bu öğünlerin ne kadar tüketelim, ne zaman tüketelim zamanlaması. Dördüncü bölümde bunu öğrendik. Beşinci bölümde aslında bu bölümden sonra neredeyse bitiyor bölümler. Kendi diyet programınızı yapabilecek kadar bilgi seviyesine sahip olacaksınız bu bölümden sonra. Bu bölümde de supplementler ve hidrasyona değineceğiz. Belki bu bölümden sonra bir bölüm daha yapabilirim, 6. bölüm. O bölümde de işte bu 5 bölümü nasıl kullanmanız gerekiyor, bir örnek program oluştururum. Bütün bölümlerin üzerinden geçerek siz de nasıl yapacağınızı görmüş olursunuz bu şekilde. Şimdi daha fazla uzatmayalım, tahtamı alayım yanıma hemen. Supplement ve hidrasyonla devam edelim. Tahtayı yanıma alınca ekran biraz kararıyor gibi, sanki yüzüm biraz kararıyor gibi ama sıkıntı yok, zaten modellik yapmıyoruz. Şimdi dostlar, başta bilmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Supplement kullanmak zorunda değilsiniz. Hocam işte ben maksimum kas gelişimi almak istiyorum. Hangi supplementleri önerirsin bana? Kardeşim, beslenmeni nasıl yapıyorsun? İşte proteinindir, sebzendir, meyvendir, mikro gıdalar, makro... Oo hocam, ben de parabol... Ben parabol olmasa da hani yiyebiliyorum hocam. Tavuktur, işte ettir, yumurtadır, pirinçtir, bulgurdur, yeşilliktir, meyvedir, nohuttur, bilmem fıstıktır, kuru yemiş, her şeyi yiyorum hocam ama işte maksimum verim almak istiyorum. Kardeşim, zaten bunları tüketebiliyorsan senin maksimum verim almaman için bir sebebin yok. Bunu kullanmana gerek yok. Ama hocam maksimum verim... Kardeşim, maksimum verim alabilirsin. İlla ki bunları kullanmana gerek yok. Bunlar da... Bak dur, açıklayayım, anlayacaksın. Protein tozu. Hocam ben işte 2 katı kas kazanacağım, o yüzden 2 katı protein tüker. Hayır, öyle bir şey yok. Senin belli bir protein ihtiyacın vardır. Günlük protein ihtiyacın. Sen bu ihtiyacın üzerinde protein alırsan bu sana ekstra kas olarak gelmez. Bunu yağ olarak depolarsın. Enerji olarak kullanırsın. Bunu kas olarak inşa etmezsin. Yani günlük ihtiyacın 200 gramdır. Ben 400 gram alacağım, 2 katı kas geliştireceğim. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Bunun 200'den fazlası, ihtiyacından fazlası yağ oluyor, enerji oluyor. Boşuna harcıyorsun. Boşuna para veriyorsun. Aklında bulunsun bu. Peki, neden protein tozu kullanır insanlar? Günlük ihtiyacını karşılayamıyorsan. Senin 200 gram günlük ihtiyacın vardır sallıyorum. Ama işte 150 gram tükettin, gece saat 1 oldu, iştahın yok, uyuman gerekiyor. Yaparsın, 2 ölçek protein tozu atarsın, çat vurursun. Günlük protein ihtiyacını karşılamış olursun. İşte çalışıyorsundur, işe gidiyorsundur, okula gidiyorsundur, zaman bulamıyorsundur. İşte öğle arası bir 15 dakika ara vardır. Bir ölçek atarsın, protein ihtiyacını karşılarsın. Bu şekilde. Veya iştahın o kadar kötüdür ki hocam ben işte tavuk yiyemiyorum, yumurta yiyemiyorum, iştahım çok kötü, protein ihtiyacımı karşılamıyorum diyorsanız ölçeği koyarsın, vurursun, protein ihtiyacını karşılarsın. Artık günlük ihtiyacın ne kadarsa. Yani bu ekstra kas geliştirmek için değil. Eğer günlük kalori protein ihtiyacını karşılayamıyorsan eksiklik durumunda bunu kullanabilirsin. Protein tozunu kullanabilirsin. Ekstra bir şey yapmaz. Yani tavuk yemek ile protein tozu içmek arasında bir fark yok. Ben bütün proteinimi yemeklerden, tavuktan, yumurtadan, işte etten alıyorsam, sen de hepsini proteinden alıyorsan benden 1 gram bile daha fazla kas kütlesi geliştiremeyeceksin. Yani 2 tane ben düşünün. Biri yemek yiyor, tavuk yiyor, biri protein tozu içiyor. Aynı antrenmanları yapıyoruz. Birimiz diğerimizden 1 gram daha fazla kas kütlesi geliştirmeyecek, aynı protein miktarını alıyorsak. Tamam mı? Protein tozu bu şekilde. Açığınız varsa kullanın. Ekstra bir şey yapmaz. Gainer. Gainer adı üstünde. Gain, kilo almak, büyümek için. Gainer'da olay şu. Günlük kalorinizi karşılayamıyorsanız, protein tozunda bahsettiğim gibi işe gidiyorsunuzdur, okula gidiyorsunuzdur, yemek hazırlayamıyorsunuzdur. O yüzden günlük kalori ihtiyacınızı
alamıyorsunuzdur. İşte 2000 kalori günlük ihtiyacınız var ama bir gün içerisinde çok, zamanınız çok az olduğu için 1500 kalori anca alabiliyorsunuzdur. Uyumadan önce alırsın, bir Gainer ölçek vurursun. Zaten bir ölçeğinde 600 kalori var. Vurursun ölçeği, günlük kalori ihtiyacını tamamlamış olursun. Yani nereye geliyoruz? Gainer'da işte kilo almak istiyorsanız kullanılabilecek bir şey. Zorunda mısınız? Değilsiniz. Zaten Gainer'ın içerisinde 600 kalori var. Onun yerine yemek de yiyebilirsiniz. Ama iştahım çok kötü, yiyemiyorum veya zamanım yok diyorsanız protein tozu gibi Gainer'ı da kullanabilirsiniz. Gainer'da ne? Kalori açığını kapatmak için, proteinde protein açığını kapatmak için. Bakın, açığı kapatmak için, ekstra bir şey yapmak için değil. Gainer ekstra kilo aldırır ama günlük kalori ihtiyacınızı zaten karşılayabiliyorsanız ekstra gainer almanız size yağ olarak gelecek. Anladınız mı? Bir gereği yok. Peki kreatine geçeceğiz ama kreatine geçmeden önce protein tozu ile ilgili bir şeye daha değinmek istiyorum. Protein tozunun definasyonda güzel bir etkisi var. Eğer biraz daha izole protein tercih ederseniz, yani karbonhidrat miktarı düşük, kalori miktarı düşük protein türü seçerseniz düşük bir kalori ile yüksek bir miktar protein alabileceksiniz. Yani definasyondaysanız, günlük kaloriyi düşürdüyseniz, benim karbonhidrat almamam, yağ almamam lazım, yüksek protein almam lazım diyorsanız izole protein tüketebilirsiniz. Yani kalori dengelemesini yapmada da, deflasyon döneminde kalori ihtiyacını karşılamada da yardımcı olacak. Sallıyorum, işte günlük 1500 kalori alacaksınız ama işte karbonhidrattan falan kalori ihtiyacınızı neredeyse kapatmak üzeresiniz. 200 kalorilik bir açığınız kaldı. Normal bir protein shake vurursanız 400-500 kalori olacak, istemediğiniz bir şey. Ne yapacaksınız? İzole protein vuracaksınız. Yani protein konsantresi yüksek bir protein türü kullanacaksınız. 200 kaloride 30-40 gram protein alacaksınız. Bu istediğiniz bir şey, tamam mı? Burada da faydası var. Kreatin için söylemem gereken en başta bir şey var. Kreatini steroidle karıştırıyorlar. Adam diyor ki, ben işte kreatin kullandım, 3 haftada 5 kilo aldım. Bak, bir de yağlanmadım, kaslarımı görüyorsun, şişmiş değil mi? Yağlanmadım, hepsi kas. Kreatin steroidden daha iyi, testosteron hormonundan daha iyi kreatin. Kreatin kullan. Böyle bir şey yok. Kreatinin bazı etkileri var. Bunlardan birincisi su tutumu. Kasların içerisinde çok fazla su tutarsınız kreatin kullanıyorsanız. O yüzden biraz daha böyle şişkin, biraz daha balon gibi kaslarınız biraz daha dolu görünür kreatin kullanmaya başladığınız zaman. İnsanlar bunu yanlış algılar. İşte arkadaşıma baktım, kreatin kullanmaya başladı. Bir haftada 5 kilo almış, kaslar biraz daha şişik görünüyor. Ben de kreatin alacağım çünkü kaslarım büyüsün istiyorum. Böyle bir etkisi yok. Su tutumu. Sen kreatini bırak, 2 hafta sonra o şişkinlik gidecek. O suyu atacaksın vücuttan. Kreatinin verdiği suyu kas kazancı ile karıştırmayın. Tamam mı? Ha, şunu söylersiniz, ne olacak yani, kas kazancı olmasa bile ne güzel şişkin hissediyoruz, kaslar doluyor, performans arttırıcı etkisi de var kreatinin. O zaman neden kullanmayalım? Buna bir şey söylemiyorum, kullanma demiyorum. Sadece kas kazancı ile su kazancını birbiriyle karıştırma. Bahsettiğimiz gibi su kazancı, biraz su tutacaksınız. Eğer diyorsanız ki, hocam benim bir hafta sonra, işte 1,5 hafta sonra yarışmaya girmem lazım veya fotoğraf çekimi yapmam lazım, kreatini bir hafta 2 hafta önceden kesmeni istiyorum. Definasyon döneminde kullanabilirsin. Bazı insanlar tribe giriyor, hocam su tutumu falan. Definasyon döneminde kullan çünkü mantıklı. Neden mantıklı? Su tutacaksın. Definasyon döneminde kuruduğun için, eklemler de kuruduğu için senin sağlık sıkıntılarına da sokabilir. Yani eklemler sakatlanabilir. Su tutumu ile sakatlanma riskini de düşüreceksin. Onun yanında söylediğim gibi su tutumunun etkisi kasların biraz daha dolu görünmesi. Definasyon döneminde söndüğün için, kaloriyi, karbonhidratı düşürdüğün için biraz daha sönersin. Kreatin ile birlikte dolu görünmeni sağlar bu. İyi hissedersin kendini, yani pump'ların da yükseldi biraz, iyi hissedersin. Onun yanında kreatinin asıl amacı aslında enerji, antrenman performansında büyük oranda yükselme sağlar. Zaten böylelikle kas kütlesini de korursunuz definasyon döneminde. O yüzden kullanın. Su tutumu ile ilgili tribe girecekseniz, söylediğim gibi, bir iki hafta öncesinden eğer yarışmaya hazırlanacaksanız veya işte fotoğraf çekimine hazırlanacaksanız 2 hafta öncesinden kesersiniz kreatini ve o suyu atarsınız zaten 2 hafta içerisinde. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şey içerisinde de, definasyon sürecinde, hocam işte su tutmayayım, ben sürekli iyi görünmek istiyorum. Zaten burada tuttuğunuz su sizin kötü görünmenizi sağlamayacak. Kaslarınız yine belirgin görünecek. Sadece biraz daha çok böyle kuru görünmeyeceksiniz. Çok sert görünmeyeceksiniz. Zaten bunun için bir neden yok. Mükemmel görüneceksin zaten. Az bir şey daha yumuşak olsan ne olacak? Hiçbir şey değişmeyecek. Definasyonda kreatinin çok büyük faydasını görebilirsin.
aklında bulunsun. Bat döneminde kullanmana gerek yok. Enerjin zaten yüksek olacak. Definasyon döneminde kullanman mantıklı. Ama ben bat döneminde de kullanacağım diyorsan ekstra faydası olur mu? Olur. Enerji yükseltmesinde faydası olur. Ama ihtiyacın yok. İstersen alabilirsin. Definasyonda öneriyorum. Kullan. Bir soru varsa aklınızda aşağıya yazın. Onu da yanıtlarım bu arada. Şimdi direkt çat 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 geçiyorum. Peki uyarıcılara geçelim dostlar. Uyarıcılardan kastım pre-workout, kafein, termojenik etkisi olan ve enerjiyi yükseltmek için antrenmandan önce genellikle kullanılan bazı supplementler. Bunlara ihtiyacınız var mı? Kullanmak zorunda değilsiniz. Yine söylüyorum bunu. Ama bazı zamanlarda kullanılabilir. Gelin öncelikle bulk'a değinelim. Bulk döneminde kullanmak zorunda mısınız? Kullanmalı mısınız? Önermiyorum. Neden önermiyorum? Zaten enerjiniz hep yüksek olacak. Çünkü gereğinden fazla, ihtiyacınızdan fazla kalori aldığınız için enerjiniz yüksek olacak. Antrenman performansınız kötüye gitmeyecek bu dönemde. Pre-workout kullanmanız tamamen mantıksız. Ama derseniz ki ben antrenmandan önce kahve içince kendimi daha iyi hissediyorum. Alışkanlık oldu. Ha biraz da böyle etkisi oluyor, uyanıyorum, kendime geliyorum falan. Eğer iş güçle uğraşıyorsanız bulk döneminde belki biraz kahve almanız mantıklı olabilir sizler için. Ama pre-workout gerektirecek kadar bir sıkıntıya girmezsiniz bulk döneminde. O yüzden pre-workout almayın. Kafein kullanabilirsiniz ama dozunu da çok yükseltmeyin yani. Definasyon döneminde pre-workout kullanabilirsiniz. Çünkü eğer kaloriyi bayağı bir düşürdüyseniz, başlarda yeni böyle definasyona geçtiğiniz dönemlerde kalori biraz yüksek olacak. Sıkıntı pek fazla olmaz. Kahveyle idare edebilirsiniz. Ama işte kaloriyi çok düşürdüğünüz zaman, yağ oranınız gerçekten onun aşağısına inmeye başladığı zaman artık enerji eksikliği yaşadığınızı hissedeceksiniz. Onun yanında okula gidiyorsanız veya işe gidiyorsanız pert olacaksınız. Antrenmana geldiğinizde gerçekten enerjiniz düşük olacak. Performansınız büyük ihtimalle düşecek. Bunu engelleyebilmek için pre-workout kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama başlarken pre-workout kullanmaya ilk başta tam bir ölçek almayın. Yarım ölçek kullanmanızı istiyorum. Zaten ölçekler kutunun içerisinde var. Yarım ölçek kullanmanızı istiyorum. Çünkü ilk başta bir ölçek alırsanız fazla geliyor. İnsanların eli ayağı kaşınıyor. Gece yatamayanlar oluyor. O yüzden yarımla başlayın. Bakın nasıl hissediyorsunuz. Eğer yetiyorsa size, antrenmanınız güzel çıkıyorsa bu şekilde devam edin. Bir yerden sonra buna tolerans geliştireceksiniz. Yavaş yavaş dozları yükseltmeniz gerekecek. Artık bir ölçeğe kadar çıkarsınız. Ama bir ölçekten fazla ihtiyacınız olduğu zaman bir süre ara verin kafein almaya. Çünkü antrenman performansını yükseltmek için bir ölçekten fazla pre-workout'a ihtiyaç duymaya başladığın zaman bu demek oluyor ki vücudun kahveye, kafeine tolerans geliştirmiş. Buradan sonra yükseltmeye devam edersen vücuda zarar vermeye başlarsın. Sana önerim 1-2 hafta kafeine ara ver. Hiç kafein tüketme. Vücut bu hassasiyeti onaracak. Artık kahve almaya başladığınız zaman, pre-workout almaya başladığınız zaman 2-3 haftadan sonra aynı etkiyi görmeye başlayacaksınız. Vücut hassasiyeti düzenleyecek. O yüzden eğer bir ölçekten fazlaya ihtiyaç duymaya başlarsanız 3 hafta, 2-3 hafta ara verin. Tamam mı? Pre-workout bulk döneminde kullanma. İhtiyacın yok. Kahve yeterli olacak eğer illaki bir şeyler istiyorsan. Definasyon döneminde kahve yeterli oluyorsa, ben iyi hissediyorum kahveyle, pre-workout'a gerek yok diyorsan kullanma. Ama yok ben yorgunum diyorsan pre-workout'a geçebilirsin. Başta yarım ölçek, sonradan gerekirse bir ölçeğe çıkarsın. Bir ölçekten yukarıya çıkma. Gerekiyorsa 2-3 hafta ara ver. Hassasiyet düzenlensin. Geri dön. Ondan sonra diğer işte BCA'dır, ZMA'dır, CLA'dır, arginin, L-karnitin, L-sitrulin, L-bilmem anasının nikahı. Bunların hiçbirine ihtiyacınız yok dostlar. Bunları zaten, bunların birinci olarak etkisi düşündüğünüz kadar yüksek değil. İşte size satan hocalar işte böyle yapıyor, şöyle yapıyor, öyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Bunların hiçbiri düşündüğünüz etkiye sahip değil. Ayrıca bunların hepsini eğer düzgün bir beslenme programı yapıyorsanız, her şeyden yiyorsanız yani meyvenizdir, sebzenizdir, kuru yemişinizdir, baklagillerdir, ettir, yumurtadır işte neredeyse beslenmenizi düzgün yapıyorsanız, ilk 5 bölümde bahsettiğim her şeyi yapıyorsanız bunlardan zaten aldığınız verimin hepsini gıdalardan alacaksınız. Örnek vermem gerekirse ZMA, çinko magnezyum. Adamlar diyor ki işte çinko magnezyum ZMA kullanırsan testosteron hormonun yükselir. Böyle bir şey yok. Bak, senin eğer çinko magnezyum eksikliğin varsa testosteron seviyen normalin aşağısına düşer. Tamam mı? Sen de ZMA kullanarak bu eksikliği, çinko magnezyum eksikliğini kapattığın zaman zaten aşağıya düşmüş olan testosteron hormonunu ZMA takviyesi alarak normale çekersin. Anladın mı? Yani ZMA alarak normal durumda bulunan testosteron hormonunu yükseltmezsin.
normalin altındaysa, zaten çinko magnezyum eksikliğin varsa, çinko magnezyum alarak, ZMA alarak bunu normale çekersin. Bu demek değildir testosteron hormonun normalden yukarı çıkacak. Bununla karıştırmayın, tamam mı? Yani dostlar, bu supplementler paranıza değmeyecek, para israfı olacak. Ha şunu söylersiniz, baba bende para bok gibi, ben baba parası yiyorum, canım istiyor alacağım, sana ne dersiniz, bir şey diyemem. Ama boşuna para harcıyorsunuz, alın o parayı gidin manitalarla yiyin. Hani ben olsam öyle yapardım. Her neyse dostlar. Şimdi gelin supplement miktarından bahsedelim, ne kadar, kaç ölçek tüketeyim günde diyeceksiniz. Gelin protein tozuyla başlayalım. Dostlar, protein tozunu kullanmanızın nedenine göre kullanma miktarınız değişecek. Eğer şunun için alıyorsanız, ben zaten beslenmemi iyi yapıyorum, sadece arada bazen öğün kaçırabiliyorum, bir işim çıkıyor gidiyorum falan, o yüzden kullanacağım proteini diyorsanız, günde bir ölçek yeterli olacaktır. Yani gün içerisinde ne kadar sıkıntı yaşayabilirsiniz ki? Arada bir böyle öğünü kaçırırsınız, yanınızda bir ölçek protein götürürsünüz veya yarın toplantı vardır, yanında öğün götüremiyorum veya yemeğe çıkamayacağım, yanınızda bir ölçek protein götürürsünüz, çalkalar içersiniz. Veya yanınızda sürekli bir ölçek protein tozu bulundursunuz, işte veya herhangi bir yerde. Öğünü kaçırırsanız shake'i vurursunuz, direkt içersiniz. Bu şekilde. Şey diyorsanız, benim işte iş durumum hiç belirgin değil, bazen öğün yiyemiyorum işteyken, o zaman iki ölçek yanınızda götürün. Hiç olmazsa hani zaman bulamasanız bile bir simit, bir poğaça bulabiliyorsunuz iş yerinde. Yanına da protein shake'inizi vurursunuz. Eğer hiç zaman bulamıyorsanız iki öğün yaparsınız bu şekilde. İki ölçek vurursunuz. Simidin poğaçanın yanına bir ölçek vurursunuz. Bu şekilde protein ihtiyacınızı karşılarsınız. Günde iki ölçek eğer çok sıkıntıdaysanız. Şunu söylüyorsanız, ben hem işe gidiyorum o yüzden sıkıntılar yaşıyorum, bazen öğünlerimi yiyemiyorum, hem de iştahım yok anasını satayım, zaman bulsam da yiyemiyorum diyorsanız, o zaman günde 3 ölçek civarına çıkabilirsiniz. Ama 3'ten yukarıya önermiyorum. Artık 3'ten yukarıya çıkarsan zaten günlük protein ihtiyacının tamamını protein tozundan alacaksın. E sen nerede yemek yiyeceksin? Tamam, protein aldın. E makro mikro gıdalara ne oldu? Vitaminler, minerallere ne oldu? Life ne oldu? Bunları nerede yiyeceksin? Bütün ihtiyacını tozdan aldın. O yüzden 3'ten yukarıya çıkmanızı istemiyorum artık. Biraz da yemek yemeniz gerekiyor. Söylediğim gibi mikro ve makro gıdaların tamamını karşılamanız gerekiyor. Gainer'a gelelim. Gainer da aynı şekilde. Hocam işte ben arada öğün kaçırıyorum diyorsanız, günde bir ölçek vurabilirsiniz bu şekilde. İşim gücüm çok yüksek, bazen iki öğün de kaçırabiliyorum, yiyemiyorum falan diyorsanız, iki ölçeğe de çıkabilirsiniz iş güçten kaynaklı. Hem diyorsanız işe gidiyorum, işten kaynaklı sıkıntılar oluyor, hem de iştahım yok, yemek yiyemiyorum diyorsanız, 3 ölçeğe de çıkabilirsiniz. Zaten 3 ölçek içiyorsanız 600 kaloriden, 6 kere 3 18. 1800 kalori buradan alacaksınız. Yani 1800 kalori zaten günlük ihtiyacınız olacak. Nerede mikro gıdalar? Nerede meyven? Yarım kilo demiştik sana. Yarım kilo sebze meyve karışımı demiştim. Nerede bunlar? Gainer'da 3 ölçekten fazla önermiyorum. Önermiyorum ama şunu soracaksınız. Profesör, ben 3 ölçekten fazla alırsam ölür müyüm? Böyle bir şey yok. Elimizde böyle bir vaka yok. İşte 3 ölçekten, 5 ölçekten sonra protein içersen ölürsün gibi, hastalanırsın gibi bir şey yok. Eğer böbrek yetmezliğiniz yoksa, tükettiğiniz protein tozuyla ilgili bir sınır yok elimizde. Bir referans kaynağı yok. Ama 3 ölçekten fazla, 4 ölçekten fazla, 3 ölçekten fazla tüketirseniz dostlar, bizim mikro gıdalar da almamız lazım. Bunları nereden karşılayacağız? Alacağımız bazı mineraller, işte vitaminler falan gıdalarda bulunuyor. Protein tozunda bulunmuyor. Gainer'da bulunmuyor. Bunları gıda yiyerek, gerçek meyve, sebze, anladın mı? Yiyerek bunları alacağız. Sadece tozdan, gainer'dan kalorimizi karşılarsak bunlardan eksiklik yaşayacağız. Bizim sağlığımızı kötü etkileyecek. O yüzden 3 ölçekten fazla önermiyorum gainer'da da. Kreatine gelelim. Kreatinin ölçek şeyi yok. Bazıları yüklemeye falan diyorlar. Buna ihtiyacınız yok, bir manası yok. Her gün bir ölçek alacaksınız. Bir ölçeği de zaten 5 gram. Definasyonda da kullanabilirsiniz. Bakta gereği yok ama kullanmak istiyorsanız etkisi olur mu? Olur. Performans artışı yaşar mısınız? Yaşarsınız. Kaslarınız biraz daha dolu görünür mü? Görünür. Bulk döneminde kullanabilirsiniz istiyorsanız. Şimdi hidrasyona geçelim. Hidrasyonda aslında çok değinmemiz gereken bir şey yok. Bilim bize işte şu kadar içmelisin, 2 litre içeceksin, 8 bardak içeceksin falan, böyle bir şey yok. Herkes, doktorlar bize çıkıp 8 bardak, 2 litre, öyle bir şey yok. Araştırmalar böyle bir şey söylemiyor bize. Ama araştırmaların bize önerdiği birkaç şey var. Hatta çok detaylı bilgi istiyorsanız ne kadar su içmelisin şu kartlara bırakırım, oradan izlersiniz. Araştırmalar şunu söylüyor. İki tane önemli nokta var. Birincisi, günün içerisinde 2-3 saatte bir, 2 saatte bir
işemeye gitmeniz gerekiyor. 2 saatte bir işiyorsanız bir sıkıntınız yok. Ve işediğiniz sıvının rengi su rengi ise veya açık sarımsı su rengi ise gerektiği kadar su alıyorsunuz demektir. Aklınızda hiçbir soru işareti bulunmasın. Dostlar, bu bölümü de burada bitireceğim. Daha fazla detaya girmeye gerek yok. Eğer aklınızda bir soru varsa aşağıya yazın. Cevaplayacağım aşağıda. Bu videodan bu kadar. Benden bu kadar. Seriyi desteklemek için, kanalı desteklemek için, beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.